bir hafta sonundan, güzel bir günden merhabalar sevgili izleyenler. Yaşam Pusulamız Burçlar programına bu haftada hoş geldiniz. Evet efendim, yine gökyüzünden güzel güzel haberler vermeye çalışacağız. Daha doğrusu önemli gelişmeleri anlatmaya çalışacağız. Bu hafta yine bir haftanın değerlendirmesini yapacağız. Acaba neler oldu, neler gelişti, bizleri önümüzdeki hafta neler bekliyor? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız sevgili partnerim, program partnerim Emel Menekşen ile beraber. Ve tabii önemli bir durum söz konusu önümüzdeki hafta. 2 Ağustos yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ve önümüzdeki haftadan itibaren yeni ayla birlikte bizleri neler bekliyor? Tüm burçları, yeryüzündeki bütün herkes, hepimizi neler bekliyor? Bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. İyiyiz bizler de. Bugün modumuz mu düşük? Ülkenin karışıklığı yani, acaba evet, bizi etkiliyor? Hala tabii ki etkiliyor. Çünkü hala meydanlar kalabalık içerisinde. Hı-hı. Acaba başımıza ne gelecek? Acaba ülke kötüye mi gidiyor? Tabii sıkıntılarını yaşıyoruz bizler de. İnsanlar doğal olarak gergin. Yani dün de işte gördük meydanlarda işte insanların bir araya gelmesini. Yani evet, bir güç oluşturuyoruz ama yani güç oluştururken de bilmiyoruz, dün belirsiz. Çıkan aşırı gerginlik ve kavgalar da tabii insanların arasında topluluk içerisinde oluşmaya başladı. Yani bu kadar evet, toplanmak gerçekten, hani bir araya gelmek çok güzel. Bize aynı ruhu taşıyor olduğunu göstermek çok güzel bir şey, hı-hı, ama bu arada tabii içeride de çok sık bu şekilde toplanılması, evet, da ayrı fikirlerin bir araya gelmesinde çatışmalar doğurmaya başladı. Hı-hı. Bu da tabii insanı ürkütüyor. Tabii gökyüzünün durumu da biraz çok iç açıcı görünmediği için. Evet. Tabii endişe her zaman için hakim şu an, evet, insanlarda. Gökyüzünün bir de şu an Uranüs Koç'un retrosu başladı. Evet. En önemli konum bu. Uranüs Koç'ta retro yaptığı sırada artık şu an ileriye gitmeyeceğini, tamam hani bir devrim yaratma niteliği olmadığını gösteriyor ama İyiye gitmeyeceğini de gösteriyor bir taraftan. Evet. İyiye gitmek için çabalarken hani çabamızı biraz düşürüyor. Mars'ın hala akrepte oluşu, hala sinsi düşmanlarımızın harekette olduğunu gösterebilir. Ama bir taraftan yeni ayın aslana girmesiyle belki güç kazanabiliriz diye düşünüyorum. Güneş aslandayken, evet, ay aslandayken, işte Venüs ve Merkür'ün de aslanda olması, bu dört gezegenin aslanda olması önümüzdeki hafta biraz daha enerjimizi toplamamıza sebep olacak. Biraz daha gülümseyerek bakabileceğiz bazı şeylere. Evet. Biraz daha eğlenceli bakabileceğiz. Aslanın belki durumdan bizi biraz olumlu etkileyecektir. Durumdan her zaman biraz espri üretmeyi becerir aslan. Evet. Yani herhangi bir üzücü durumda tekrar toparlanmayı, enerji kazanmayı sağlar. O yüzden önümüzdeki haftanın biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Bugün ay ikizlerde birazcık, evet, tabii duygularımızda gelgitler olabilir, hı-hı, iniş çıkışlarımız, hı-hı, olabilir. Ama genelde sosyal olacağız. Yani, sevdiğimiz sosyal insanlarla belki arkadaş tabii, ortamlarımızda. Tabii güneşin zaten aslanda olduğu, evet, dönem hep sosyal. En azından dışarı atacağız kendimizi, tabii, değil mi? Kapat aslanlar çok eğlenceli olabilirler, daha motive olabilirler. İşte hayata daha zıp zıp bakmaya başlayabilirler artık. Hani o kış uykusundaki dönemde yerinden kımıldayamayıp hiç halim yok modundan çıkmış durumdalar artık. Hı hı. İşte bekledikleri o dönem bu dönem. Evet, aslan burçları ne zaman diyorlardı. Evet, şimdi bu zaman yani. Tabii bu bizi etkileyecek. Genel, evet, anlamda herkesi etkileyecek. Herkes bu dışarıda. Bu herkesi etkileyecek. Zaten herkes dışarıda içeri girmeyi unuttuk ya. Evet, ateş etkisindeyiz zaten şu an. Evet. Yani tamamen herkese ateş basıyor. Evet. O yüzden dışarılara zaten atıyorlar kendilerini. Hı hı. Bu da bahanesi oluyor yani. Bir anlamda aslında insanlar eğlence istiyorlar, evet, tabii. Bu da onlar için bir bahane. Yani dışarı çoğunun da çok da amacının bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü akşam gördüm. Yani evet, genellikle hep bir yere gelmek, motive olmak, eğlenmek. Kesinlikle. Hani, eş, dost, akraba, herkes neredeyse orada yani bayram yeri gibi insanlar artık, evet, herkes Ramazan'daki orada, gibi. Ramazan'da orada, da öyle olmuştu. Evet, orada herkes birbirini görmeye gidiyormuş gibi bir hava olmaya başladı. Evet. Arkadaşlar buluşuyorlar. Akşam tekrar oradayız, hep beraber buluşalım. Çok evet, sosyal şey olmaya paylaşımlar başladı tabii. Şenlik alanı. Aslan etkisi bir de ön plandayız. Hmm. Fotoğraflar çekip paylaşıyoruz. Tabii. Bizi tetikliyor tabii. Dışarıya, evet, atıyor ama bir de, hı-hı, ekran önlerinde, medyada, sosyal medyada her yerdeyiz aslında, tabii, değil mi? Aslanlar gibi meydanlardayız diyebilir miyiz gerçekten? Yani aslanlar gibi meydanlarda olduklarını çok söyleyemem. Herkesin bir bahanesi var orada bahane olmak için. Ama o yüzden hani
Daha çok hani eğlence olsun, hani bir arada olalım. Tamam, güzel bir aktivite ama hani ama orada insanların gerilmemesi çok önemli. Hani Plüto Oğlak'ta çünkü şu an gerginlik de hakim olabilir. Herhalde o yüzden lütfen o eğlenceli çıktı. Hali sürdürüp tam tersine hani birbirimize tam böyle kenetlenmemiz gerektiği zamanlarda da bir kavga içerisine ya da bir sürtüşme içerisine girmeyelim. Gerekiyor. Çünkü işte böyle topluluk içerisinde bir şey alevlendiği zaman asıl o zaman yani, ortaya tabii çıkıyor. Tabii amaç bu da olabilir. Çünkü dışarıdan yani, evet. Bir amaçla oraya toplanıldığımızı tabii. Da bilmiyoruz. Evet. Ama en azından bireysel ilişkilerimize de dikkat etmemiz gerekiyor ki oradaki ortamı yani bunu o başka görmemiz güçlerin gerekiyor. Fırsatı haline çevirmeyelim. Dönüştürebilirler. Yani. O yüzden birazcık bu konuda biraz farkında olmamız çünkü gerekiyor. Biliyoruz ki hani gezi olayları da aynı şekilde evet. Tetiklenmişti. Ve sonrasında olaylar hani olmuştu. Ne için toplandılar, bunu neye farkı dönüştü? İşte şimdi biz de ne için toplandık, neye dönüştü olmamalı. Olmaz, dikkat değil mi? Etmek bilinçli lazım buna. Hakkı uyarmış olalım. Yani yine Ay Aslan'dayken biraz daha Aslan hakimiyetini ele alabilir. Hani böyle bir durumda güçlü bir etkinin evet. Üzerimize hakim olabileceğini düşünüyorum. Ama umarım bu güç hani şu Mars Akrep'ten çıktıktan sonra ele alınır. Çünkü Mars Akrep'teyken çok da sinsi bir düşmanın gücü ele alabileceği riski evet, de var. Tabii. Yani o yüzden umarım bu dönemde çıkmaz karşımıza öyle bir şey. İnşallah çıkmaz ama Satürn, çıkıyor da bir taraftan. Yani her zaman çünkü Türkiye çok... El sallayıp saklanıyor düşmanlar. Yani Türkiye'nin kodumu zaten işle uçucu. O yüzden evet, bütün... Tabii şu anda bütün düşmanların tabii. Gözü ülke üzerinde zaten. Yeraltı kaynaklarımız, her şey yani bütün bunların hepsi zaten bütün herkesin gözünün o üzerinde evet. Olduğu etkenler. Yani üç tarafı denizlerle muhteşem bir toprak üzerinde, verimli topraklar üzerinde, iklimi çok güzel. Evet. Yani herkesin böyle bir ülke işler açıcı olabilir tabii, tabii büyük güçler kesinlikle, için. Tabii, o yüzden çok dikkat edelim, herhangi bir tuzağa düşmeyelim. Hı-hı. Çünkü her şey tuzaklarla dolu, Mars'ın evet. Akrep'te olduğu dönem tabii, insanların tabii, çok kolay... Ve hiç anlayamayacağınız tuzakların ortaya çıkabileceğini görebilirsiniz. Evet, bu konuda biz bilinçli olacağız. Çok şaşkına dönüp birdenbire bununla yüzleşebiliriz. Hmm. Mars yaya girdiği zaman. Evet, daha gerçekler gün yüze tabii. Çıkmaya başlayacaktır. Hele Mars Oğlak'tayken patır patır yüzümüze de vurabilir tabii, bu dönem. Tabii. Çünkü Mars ile Plüton'un Oğlak'ta birleştiği dönemi düşünemiyorum. Daha açık ve net belirgin evet. Olacaktır. Şu an Uranüs'ün retro yapıyor olması, Koç'un o... İleriye gitmek için gerçekten bize verdiği gücü kaybetmemiz de çok evet. Kötü oldu. Ama umarım hani bir yerden güzel bir şey olabilir. Jüpiter Başak'ta topraklarımızı koruyabilme şansımız var hı. Hala. Evet, genişleme en evet. Azından. Jüpiter'in genişleme. Bize o konuda toprak şans için şans verdiğini söylüyor. Neptün Balık'ta düze döndü. Yani bu düze dönmesi artık... Hani bir takım şeyleri daha hayalperest görmeye başlamamızın evet. Sebep olabilir. Gerçeklerden bu da gerçeklerden kaçmış olabiliriz, evet gerçekleri görememek, gerçeklerin perdelenmesi evet. Ve bu da arkada işlerini yürüten düşmanların çok daha rahat hareket edebilmesini sağlar. Hı. Çünkü önümüze artık bir daha perde gerilmiştir. Çünkü. Biz arkasını göremiyoruz evet. Neler döndüğünü. Hep iyimser bakmaya başladık sanki. O da çok tehlikeli bir şey. Halk olarak evet. Nasıl yapabiliriz? Yani yanlış bir yöne yönelmek hmm. Bu durumda mümkün olabilir evet. O yüzden. Plüton'un oğlak süreci devam ediyor. Yine toprak gruplarında yani toprak savaşının devam edebileceğini gördüğümüz için de hani Jüpiter Başak'ta oluşu en azından Plüton'un oğlak durumunu biraz yumuşattığı için ülkemizin hani şanslı durumda olduğunu da oradan görebiliyorum. Evet. Ama Jüpiter Başak'tan çıkıp teraziye girdiğinde geçince. Adalet duygusu adalet olacak. Adalet savaşları olmaz inşallah. Yani hukuk muhtemelen savaşları. O durumda Plüto Oğlak daha güçlenecek. Hmm, tabii. Evet. Orada tabii sıkıntı doğabilir. Ama sonucunda belki adaleti belki. O zaman görebiliriz. Hani Eylül-Ekim gibi demiştim. O zaman adalet diyecek insanlar. Biraz daha belki gerçeklerle yüzleşebilir o zaman.
Ümitli görüyorum Eylül Ekim'i bakalım. İnşallah. Gökyüzü. Şimdi tabii, yeni aya isterseniz evet. anlatalım. Tabii, biraz tabii. aslanla ilgili evet, bilgi verelim. Peki. Aslan burçlarının özellikleriyle yani en azından. Yani tabii bize hani. Aslan burcunun bize de enerjisi tabii ki olacak. Yani aslan burcu nasıldır? Kararlıdır. Özellikle yeni ayda aslanda gerçekleşiyorsa bir takım kararlarımızı daha sağlam kararlar verebileceğiz. Biraz ben demeye başlayacağız. Herkesin kendini düşünmeye başladığı bir dönem de olabilir aslında. Çünkü yani benliğimiz daha çok gelişecek bu dönemde. Aslan evet dediğim dedik kararlılığıyla bir takım belki ülkesel anlamda da ilişkiler anlamında da iş anlamında da bir takım kararlarımızın arkasına durabilme gücünü belki görebileceğiz. Çünkü bize güç verecektir belki de aslan. Bu anlamda artık tabii olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak onu bilemiyoruz tabii ki ama yani ilerleyen dönemler bunu inşallah güzel bir şekilde gösterir. Yeni ay en azından yeni başlangıçların olduğu bir dönemde sağlam kararlar verebiliriz. Yani en azından daha garantici, daha güvenilir, daha olumlu kararlar verebilir. Çünkü zaten Aslan Burcu'nun pozitif bir enerjisi vardır. Belki bu bize yansıdığı için de önümüzü görebiliriz inşallah ama ben öyle umut ediyorum tabii. Kötüye yormak da istemiyorum ama evet. Aslan etkisi ben tabii o ateşvari biraz tarafı biraz korkutucu olabilir ama en azından iyi olacak diye umut ediyorum. Çünkü evet güzel bir döneme gireceğimize inanıyorum ben. Evet. Yeni ay bazı duygularımızı harekete geçirecek. Benlik duygumuzu harekete geçirecek dediğimiz Ego gibi. Benlik ama bir taraftan daha çok hani hayatı daha farklı bir perspektiften bakabilmeyi, daha özgür bir şekilde bakabilmeyi de getirecek. Çünkü aslan özgürlüğü de çok sever. Özgürlük olmadığı yerde durmaz aslan. Kesinlikle. Çünkü o bir doğa hayvanıdır ve onu asla bir kafese sokamazsınız. Kesinlikle. İşte bu duyguyu verecek bize. Özgürlük duygusunu verecek. O doğrultuda düşünecek olmak belki bir anlamda bizim işimize yarayacak. Belki özgürlüğümüzden kolay vazgeçmeyeceğiz bu şekilde. O yüzden Merkür'ün de aslanda olması, Venüs'ün aslanda olması, aşk duygumuzu, sevgi duygumuzu, İletişim hani düşünce bu bireysel geçecek. Anlamda da aşk ve sevgileri canlandıracak. Vatan, bir taraftan tabii millet olarak da özgürlüğümüze sahip çıkmamızı, bir taraftan hani bizim özgürlüğümüzü kimsenin içeriden ya da dışarıdan kısıtlayamayacağını da göreceğiz. Yani bunu daha savunacağız çok öncelikle amacımız hani özgür ve milli duyguları gelişmiş bir ülkeyi sürdürebilmek. Yani onun devamını sağlayabilmek. Dediğim gibi hani Türk bayrağı altında hepimiz biriz. Hangi milliyetten olursa olsun geçmişi sonuçta bu ülke üzerinde topraklar üzerinde yaşıyor ve bu toprakların ekmeğini yiyoruz hepimiz. Evet. Hepimizin geçmişinde bir yerlerden gelme var. Yani benim de kökenime baktığınızda bir yerlerden gelme var, sizin de. Kesinlikle. Ama bu demek değildir ki hani ben köken şeyi güdüp gelip hani ben işte buralı değilim aslan. O yüzden de ben Türkiye'yi korumak zorunda değilim ya da bu toprağı korumak zorunda değilim. Ya da bu bayrak benim için önemli değil demek mümkün değil. Çünkü biz yıllardır görmediğimiz bir geçmişe sahip çıkıyoruz. Yani Türk toprakları üzerinde. Siz de geçmişinize sahip çıkmayın demiyoruz. Ama bu topraklar üzerinde yaşarken buna saygı gösterin. Yani yine özgürlükler herkes için verilebilir. O bu bütünlüğü sağlayacak ama en azından tabii, bu dönem değil mi? Tabii özgürlükleri isterken doğru yolla isteyelim. Hani savaşarak ya da çatışarak değil. Hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak tabii ki. Değil tabii ki. Yani yine herkesin de özgür olabileceğini ve ülke içerisinde özgür ama kardeşçe yaşayabileceğine inanıyorum. Evet. Neden bunu sağlamayalım? Yani bunu sağlayabiliriz. Bunu sağlamak için de her türlü güce sahibiz evet, ve zekaya sahibiz. Bu zekayı kullanıp artık geçmişte yaşamıyoruz. İleriye götürmenin ve yine de milli duygularımızı beslemenin devamını sağlamamız gerekiyor. Çünkü o milli duygular bizi bu zamana kadar korudu. Evet. Yoksa o duyguları kaybettiğimiz anda üzerimize çullanırlar. Bu yüzden lütfen hani duyguları ve gerçekten bayrağımızın altında birlikte yaşayabilmenin, özgürce yaşayabilmenin yollarını arayalım. Evet.
benim için önemli olan da bu. Sizin için de eminim öyledir. Tabii. Yani herkes bu doğrultuda bu olması gerekiyor. Doğru olan bu. Bu doğrultuda zaten hareket edelim. Çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirelim. Ya, kesinlikle evet. Çünkü çocuklarımız dışarıya çıktığı andan itibaren kontrolümüzden de çıkıyorlar. Onları yönlendiren pek çok etken olabiliyor. Evet. Bu yüzden buna izin vermemek, işte temelden çok iyi bir temel almalarını sağlamak çocuklarımız için çok önemli. Eğitimi çok düzenli hale getirmemiz gerekiyor. Öğretmenlere sesleniyorum. Gerçekten bu doğrultuda onlara çok büyük görev düşüyor. Evet. Ve öğretmenlerin de bu konuda çok bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü gördüğüm kadarıyla eğitimimiz de artık geriye gitmeye başladı. Yani bu da çok tehlikeli bir durum. Yani tabii öğretmenlerin de seçilerek alınması evet taraftarıyım. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani bir formasyon alması gerekiyor, geri evet saymaması gerekiyor. Yani bir öğretmen oluyorsun, yıllarca hiç kendine yenilik bir şey katmadan devam ediyorsun. Bir kuşak farkı oluyor. Evet. Eğitimde çok düzeltilmesi gereken şeyler var. Çünkü bizler çocuklarımızı oraya emanet ediyoruz ve geleceğin büyükleri olacak o çocuklar. Her şeyin birazcık değişmesi gerekiyor aslında. Evet. Ve her türlü eğitimin de branşlara ayrılması gerekiyor. Aynen, çünkü her eğitimi bir noktaya birleştiremezsiniz. Hı-hı. Bir kabiliyetleri hepsinin aynı değil çocukların. Değil o yüzden aslında eğitimlerin de ayrıştırılması çok kesinlikle önemli diye düşünüyorum. Hani herkesi bir arada toplayıp aynı eğitimleri verdirmek de özgürlük sayılmaz. Kesinlikle. Orada da özgürlük kalkıyor evet aslında. Belki bu dönemde aslanın evet verdiği bir etkiyle inşallah yani bir işte sistem umarım, değişir. Okullar açılmadan da belki eğitime, bir sistem öğretime değişir. Çünkü aslan burcu çok etkiler. Evet. O liderdir. Tabii. Önde gidendir. O yüzden altındaki herkesin de hani kendiyle birlikte bir ekip halinde evet yürütülmesi, gruplaşması evet söz konusu olabilir. Burada da tabii en zekileri seçecektir. Hı-hı. Ayıklayacak. Tabii ayıklayacaktır. Çünkü zeka onun için çok önemlidir. Zeka ego çok güçlü olduğu için evet çevresini bile aslan yönetir. Zeki insanlardan seçer. Insanlardan. Çünkü kendine katacağı çok şey olacağını düşünür. Bir şeyler alabilir miyim diye tabii bakıyor çünkü aslan. Yani kimseye kolay kolay zıplatsa yaklaşmıyor. Zıplatsa bile oradan bir şey çıkarabileceğini evet bildiği için çevresini evet bile seçici zeki oluyor insanlardan ama seçer. Aslında güzel bir yanı. Yani ben mesela aslanların evet bu yanını çok beğenirim. Hoşuma gider, takdir ederim. Çünkü kendisini yenilemek için, geliştirmek için aslında böyle bu. Yani birazcık belki çıkarcı, menfaatçi gibi görünebiliyorlar bazen. Evet. Aslanlar için evet biraz çıkarcı denilebilir. Aslında değil. Seçici olmak herkesin hakkı. Yani seçici olalım zaten biz. Ya da bilinç düzeyimiz aynı insanlarla görüşelim. Ya da insanlardan ne alabiliriz? Etrafımızdaki insanlardan, bu da bir aslan etkisiyle konuşuyorum şu anda. Etrafımızdaki insanlardan nasıl bilgi alabiliriz? Evet. Nasıl faydalanabiliriz? Ya da biz neler katabiliriz, neler alabiliriz noktasında aslanların güzel bir evet özelliği. Ekibini de o yüzden güçlü seçiyor hı-hı her zaman. Evet, değil mi? Yani yanında zayıf varlıklara çok tahammül edemiyor. Evet. Zaten onları yiyor. Doğanın dengesi zaten ama hiyerarşi sistemi de burada. Yani zayıf ben varlık gördüm etrafta, onları yiyor, temizliyor. Etrafında güçlü varlıklar görmek istiyor. Dengeyi yani sağlıyor. Tabii aslında dengeyi sağlıyor. Güçsüzleri yok edip. Evet, en azından güçleri dokunuyor. Yeni ayında işte bu duygu vereceğini hı-hı ve daha hepimizin her şeyi daha ortaya koyacağımızı. Sağlamlaştıracak aslında. Yeteneklerimizi ortaya koyacağımızı. Bir taraftan hani sanatsal anlamda da yetenekler tabii Venüs Aslan'da olduğu için bu dönemde bir şaşalı olmaya çok çıktığını göreceğiz. Tabii konserlerin değil mi artacağını, tabii işte insanların kendini göstereceğini, albümlerin çıkacağını, işte yeni yeni üretkenliklerin çoğalacağını katıyorlar şu sanat aleminde görebiliriz. Şimdi. Çünkü aslan sanata çok düşkündür. Hani ben o yüzden evet ve sanatın da şu an ilerlemesi için en güzel zamanlardan birisi kesinlikle daha yine. Şu anda yani, yıldızlarını parlayacağı zamanlar tabii aslanda. Yani Venüs boğadayken, Venüs terazideyken ve Venüs aslandayken sanat her zaman için hareketli oluyor değil mi? Hareketlenir. Ama şaşalı dönemi tabii Venüs aslanda olacaktır. Kesinlikle. Çünkü sahneler onların olacak. O evet sahne önünde olmayı tercih edecek. Yeni aile birlikte tabii bir taraftan hani sevgi, aşk, tutku bu tür davranışlarımız da artacak. Hani aşk aslan için de hani tutkulu. Tabii. Bir boğa için nasıl tutkuluysa, bir terazi için evet nasıl tutkuluysa Venüs aslanda evet nasıl etki yaratacağını artık siz de hani bir taraftan ay aslanda, güneş aslanda, merkür aslanda
Venüs de aslanda olduğu zaman aşkı doğabilir yani. İnanılmaz hani kuvvetli bir güçlü ve en azından geleceğe dönük bir şekil. Çünkü yani aslan geleceğe dönük olabilir. Bu dönemde evlilikler de işte bir bakmaz olabilir. Çünkü aslanlar daha garantici, daha kalıcı, sağlam. Çünkü onlar sahiplenici etkisi de olduğu için bu dönemdeki belki yeni tanışmalar, belki yeni ayın etkisi, yeni tanışmalar, yeni başlangıçlar çok sağlam olacağını. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tutku da söz konusu olduğu için aslanın hani tutkulu hali her zaman kalıcılık değil de daha çok tutkulu bir aşk. Hani hani bu durumda illaki hani sonu evliliğe gider. Evlilik olacak diye bir şey tabii, yok. Aslan için tutku çok önemli olacak bu noktadan itibaren. Evet tabii hani, ki. Bir de göz önünde olmayı çok istediği için hani göz önünde her şeyi şov şeklinde yapmayı, kendini sergilemeyi, konuşmalarının daha kalın sesli, daha böyle yüksek sesli, baskılayıcı olmaya çalışması. İşte bu bütün bunlar, arada meydanlarda bu konuşmaları da duyuyoruz. Hep aslında. Baskılayıcı konuşmalara böyle evet, ses tonlarının yükselmesi, kalın ses tonu çıkarmak, vurgulu konuşmak, hani ben demeye çalışması, işte kükremeye çalışması demek. Yani... Bu tavırların hepsi şu dönemde çok hakim olacak. Evet. Biraz tiyatral yanları insanların tabii. ön planda olacak. Daha çok oyuncu olacaklar. Ben İyi oyuncu öyle olacaklar. Öyle gözlemliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yalnız bu durumda bir gökyüzü olayı mesela Merkür'ün başağı geçişi başağı var. Başağı geçişi var. Evet. Aslan'dan çıkıp işte bugünden itibaren birazcık işte daha... Sert bir tutum içerisine girebiliriz biraz. Biraz egosal bir iletişim olabilir. Sert olmaya, daha soğuk, hani daha sıcak olacakken biraz daha soğuk bir iletişime birdenbire girebiliriz. Venüs'ün Uranüs'le üçgeni var ama Uranüs geri gitmeye başladı. O yüzden 1 Ağustos'tan itibaren Uranüs'le ilgili sıkıntı yaşamamız söz konusu olabilir. Güneş... Neyse ki Satürn'e üçgen açı yapıyor o gün. Benim size daha önce söylediğim tarih, tarihler kötü var, bir tarih vardı. Ağustos ayında. 6'sı gibi demiştim sanırım. Ve 6 ve 7 Ağustos. 7 miydi? 6-7 Ağustos. İşte bu tarihlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Venüs'ün Mars'la kare açı yapması, Akrep'le Aslan'ın zıt düşmesi 7 Ağustos gibi mümkün. 6'sında başlayıp 7'sinde devam eden. Özel ilişkileri daha çok etkileyecek diyebiliriz değil mi? Yani o da olabilir ama zaten finansal anlamda da hani finansal etkileyeceği anlamda, için tabii, tabii. biraz mali savaşların da söz konusu olabileceği. Hani girişimlerimizde mali açıdan. Tedbirli olmamız gerekiyor değil mi? Uranüs de retro yaptığı için Koç'ta hani yatırımlar, bir şeylere atılmak, birden yeni bir iş başvurusunda bulunmak. Şu an o için, dönem için uygun değil. Şu an için hiç uygun değil. Yani yapacağınız her türlü girişim. Çok da iç açıcı olmayabilir. Evet. Aslında yeni aylar yeni başlangıçlardır ama ters bir zaman Uranüs'ün olması, terse gitmesi işte onu çok etkileyecek. Karelerin olması, Merkür'le kare yapıyor olması diğer gezegenlerin, işte Satürn'ün, biraz geriletecek Güneş'in. İşte belki o dönem atlattıktan sonra. Geriye götüreceği gibi geçmiş olayları da gündeme getirecek. Yani geçmişte yaşadığımız bir takım konuları gündeme getirecek. Tekrar değil mi? Tekrar edebilecek, 6-7'si gibi tekrar edebilecek bir şeylerle karşılaşabiliriz. Bir de hep geçmişten bahsedeceğiz. Yani biraz nostalji mi yaşayacağız yine? Evet, yani geçmişle ilgili biraz bir takım hani bizi etkilemiş ve bizi rahatsız etmiş konuları gündeme getirebiliriz. Hı. Mesela siyasi anlamda olabilir, tarih anlamında olabilir. Tarih konuşmaya başlayacağız işte. Sürekli tarih konuşmaya başlamamız Uranüs'ün geriye gitmesinden kaynaklanacak. Geçmişte olup biten her tabii, şeyi. Tabii. Geçmişteki devrimleri konuşacağız. Geçmişteki işte dönüşümleri konuşacağız. Belki de bu biraz bizi olumlu da etkileyebilir belki ülke tabii olarak. Ki. Çünkü geçmişte yapılan devrimler, çok güzel devrimler yapılmış. Aynı tabii. şeyleri belki şu anda bir planlamak açısından bizim geçmişe gitmemiz gerekiyor. Hele Cumhuriyet'in gerekiyor. Ne şekilde kurulduğunu kesinlikle. Özellikle tarih, dönmek gerekiyor. Evet. Aslında ben olumsuz olarak görmedim şu noktada. Yani devrim çünkü, deyince aklımıza 80 dönemi geliyor. Bizim asıl devrimimiz o değil. Bizim asıl devrimimiz Cumhuriyet'in kurulması. Cumhuriyetin, ben de tam ondan bahsedecektim. Yani. Tarihe, geçmişe gidip geçmişimizi hatırlamak açısından aslında çok güzel. Nerelerden nerelere geldik. Nasıl bir anda bu ülkeyi ne kadar güzel bir hale getirdik hep bu birlikte. Bu durum belki bizi güçlendirebilir. Tabii ki. O dönemde de insanlar eğitimsizdi. Evet. Okul yoktu. Evet şu zamanki ortam. Peki bu kadar eğitimsiz insanın bunu başarabildiği bir durumda bu kadar yıllar önce neden yapılması şu an bu kadar eğitimli insanın bir araya gelip bunu yapamaması çok ilginç değil mi? Evet.
Ve hala hala geriye gitmek için, hala hani ne bileyim bir takım özgürlüklerimizi kısıtlandırmaya, kendi elimizle teslim etmeye çalışmak gibi bir şey bu. Evet. Şimdi yani biz özgürlüğü zorla aldık. Biz bunları hatırlayacağız. Evet. Daha sonra düzeltmemiz gereken şeyde de tam dediğiniz gibi Eylül, Ekim gibi bunları derleyip toparlayıp adalet ve hukuk anlamında da yansıtacağız. Evet, biz kesinlikle. Artık, değil mi? Tabii ben ki. Bu noktada bunu aslan buraya zaten o ileriye gitmeyi, o gelişmeyi sağlayacak. Evet. Ve işte Uranüs'ün koç gerilemesi sadece durumu biraz yine... Girişimler anlamında birazcık. Hani geçmişle ilgili sürekli onları hatırlayıp tamam çok güzel ama bir şey. Bulunmak. Ama ileriye gitmek de gerekecek. Ama belki bu da Mars'ın yaya geçişiyle olacaktır. Mars'ın belki de biraz geçişi. Orada durmamız gerekiyor. Evet. Orada biraz duracağız. Bazen hani diyoruz ya bazen bir duraksama, bazen beynimizi, ruhumuzu, bedenimizi dinlendirme zamanımızdır bu gerilemeler. Evet. Belki bu anlamda biraz orada kalıp oradaki gerçekleri tekrar hatırlayıp önümüzü sonra hızlı bir etkili yayın çıkışıyla, iç sesimizi dinlemek yayın gibi. Çıkışıyla i̇ç sesimizi dinleyip ondan sonra kararlarımızı verelim ki tabii. Ondan sonra yayın o hızlı etkisiyle de belki hemen hayata geçirebileceğimiz en azından devrimlerde gerçekleşir belki ondan sonra. Güzel evet, bunun neticesini de bakalım Dolunay döneminde göreceğiz. Evet, bir de Ağustos'un kaçında? 18 Ağustos'ta Kova'da ay tutulması var Kova Burcu'nda. İşte burada bir Güneş Aslan'dayken Kova ile yapacağı bu münasebet bizi çok etkileyecektir. 18 Ağustos. Bu ay tutulmaları biliyorsunuz bir takım devrimleri zaten yarattırır. Yani orada Uranüs'ün geri gidiyor olması çok da etken olmayacak bence. Evet. Çünkü Aslan biraz daha tetikleyecek. Kova Burcu'nun gezegeni biliyorsunuz Uranüs. Zaten. O yüzden Uranüs'ün geriye gidiyor olması ay tutulmasında kötü etkiyi belki geriye götürecek. Evet. Yani normalde ay tutulmaları kötü etkiler yaratır. Olumsuz etkiler normalde ama o geri gitme olayı dediğiniz gibi dengeleyecek, sıkıntı yaşayacak. Bu yaratan etkiyi orada belki nötrleyecek. Evet, bir de kovanın etkisi de belki yumuşatacaktır orayı. Evet, Merkür Jüpiter'le birleşiyor ve 22 Ağustos bizim için güzel bir tarih. Güneş'in başağa geçeceği zaman, Güneş'in başağa geçmesi topraklarımızda güneş açacak. Topraklarımızı güçlendirecek, enerji saçacak evet. Bizi aslında. Evet, Satürn ile Mars birleşiyor. Bu durumda Satürn yayda olacak. İşte bu 22-24 dediğimiz güzel zaman. Güzel bir tarih değil mi? Size o söylediğim günü... az önceki zaman, hani belki Mars yaya geçtiğinde dediğim zaman, tam işte o döneme denk gelecek. 22'si ile 24'ü güzel arasında. Güzel bir zaman olacak. En azından güzel bir şekilde değerlendirebiliriz bu tarihleri. Ama o durup düşündüğümüz şeyleri de... uygulamak için zamanlar işte o zamanlar. Evet. Her şeyi bir gözden geçirmemiz için zaten bazen dönem dönem bu tarz şeyler yaşıyoruz. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu dönemlerde hatırlamamız gereken, yapmamız gereken her şeyi aslında rayına oturtmak açısından güzel fırsatlar diye düşünüyorum ben her zaman. Evet. Bu şekilde bakalım. Yani her şeyi rayına oturtmak için o zaman başlayıp işte dolunay süreci, güneş tutulması var 1 Eylül'de tabii, o da var Başak'ta. İşte o zaman güneş tutulması ile birlikte güzel bir etki görebiliriz. Güneş tutulmaları iyidir biliyorsunuz. Yalnız işte bir gün önce de Merkür geri gitmeye başlıyor. Merkür'ün geri gitmesi, Merkür retrosu herkesin sevimsiz şeyidir. En çok korktuğumuz şey değil mi? Evet. Düşüncelerimiz geriye gidiyor, önümüzü göremiyoruz, kararsızlıklarımız oluyor, iletişimlerde gerileme. Bir kurtulamıyoruz Merkür'den diyorlar. Geçmişten kurtulamıyoruz. Yani bize Merkür geri gitmesi mümkünse. Evet. Ama ne yazık ki orada da bir süre hatırlamamız gereken yine bir takım geçmiş olaylar olacaktır. Evet, Dolunay'ın Kova ile birlikte gelmesi güzel. Hani Kova... Ülkemiz açısından, ülkemiz akrep. Akreple uyumlu olduğu için tabii. Kova uyumlu bir davranış sergileyecek. Ilıman bir durum olacak. Duygularımıza olumlu etki yapacak. Bir de Kova zekasıyla belki zeki insanların da kendini aslanla birlikte olması ön plana. Yani güneş özellikle hani aslan burçlarının ön plana çıkabileceğini ama bir taraftan da Kova burcu etkisinde kalmış olan yani haritasında Kova Burcu etkisi olan liderlerin de söz konusu olabileceğini gösterir o dönemde artık.
Hani haritalarını incelediğinizde mutlaka... Onları görmeye başlayacağız yani. Tabii. Yani Atatürk'ün de yükseleni kovaydı. Devrimlerinden belli oluyor zaten. O yüzden orada bir... Güzel etkisi. Evet, güzel etki görülebilir. Evet. Hani güzel amaçlı liderlerin ortaya çıkacağını evet, gösterebilir evet, bu durum. Daha güzel olacaktır. Evet. Ortamı yumuşatacaklardır. O zaman biz belki de bunları konuşuruz tekrar. İnşallah. Evet, şöyle bir de toparlama yapmaya başlayalım o halde. Hı-hı. Burçlar üzerine. Yani şu an Aslan dönemindeyiz tabii. Ama bir taraftan da tabii diğer gezegenlerin toprağa göstermesi, işte Jüpiter'in, Plüton'un. Bir taraftan hani ateşin topraklar üzerinde olduğunu, hani her an ateşvari bir etki yaratılabileceğini, her an bir iç savaşın çıkabileceğini, her an dışsal bir etkinin ortaya çıkabileceğini. Herkesin bu korkuları var. İşte her an deprem olabileceğini, havalar çok sıcak. Evet. İşte tam yani her an bir şey olabilecekmiş gibi duygusuyla şu an evet, yaşıyoruz. Ve bir ikilem içerisindeyiz. Evet. Yani bir taraftan bugün Ay ikizlerde bunu tetikliyor. Mars'ın akrepte oluşu işte bu güvensiz ortamı yaratıyor. Güvensizlik. Hiç güvenmiyoruz. Evet, herkeste bir güven konuşması. Evet, güvensizlik. Yani yazılardan bakıyoruz, konuşmalardan bakıyoruz. Hayata güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz. Ne evet, zaman geçecek Emel Hanım? Yani bu durum i̇şte herkeste aynı şey var. Kendine özgüveni olan bir burç Mars'a geldiğinde daha çok. Yani Mars Yay'a geldiğinde. Yay'a geçince en azından evet, oradaki Mars Oğlak'tayken daha hatta ileri gidebilir. Bu durum yalnız özgüven daha da artabilir. Fazla olacak. Fazlalaşabilir. Ama zarar görebiliriz. Tabii o zaman zarar görebiliriz. En güzel dönem işte bu Mars'ın Yay Oğlağa geçmeden önceki hali. Evet. O zaman güzel. Birazcık toparlanırız. Ruh halimiz en azından toparlanır. Çünkü gerçekten yani şu anda hiç kimsenin kimseye güvenmediği bir dönem ki güvensizlik de çok kötü ve artık psikolojik hastalıklar, evet, rahatsızlıklar, ağırlıklar hissetmeye başladık. Yorulduk ruhen. Ruhen evet, yorulduk. İnşallah düzeleceğiz. Ruhen dinleneceğimiz zamanlar da olacak. Tabii. Şimdi Başak döneminde aslında biraz daha soğuk ve ruhsuz gibi duracağız. Hmm. Soğuk, ruhsuz ama düşünceli, daha stratejik davranan, daha mantıklı, daha mantıklı davranan. Bu durumda duyguları ve eğlenceyi bir kenara bırakabiliriz. Hı hı. İşte o zaman daha mantıklı duygular içerisine girebiliriz. Mars da Yay'da, Başak'la Mars'ın uyumu, hani Güneş'le Mars'ın uyumu da söz konusu olacak orada. Hı hı. Bu yüzden şöyle diyebilirim, daha güçlü bir strateji belirlenip onun mantıklı bir şekilde ayak olduğu durumda peşinden gidilebilir. Evet. Daha sağlamcı. Yani evet, kova tutulmasıyla birlikte de evet, kovanın hani yeni yaratacağı bir sistem söz konusu olabilir. Yani yeni bir sistem Ağustos sonunda devreye girebilir. Hem yeni hem mantıklı hem evet, daha garantici ve biraz daha sağlam diyebiliriz en azından. Yani sağlam olup çünkü olmayacağını... Başak biraz sağlamcı olduğu için hani Başak'ın etkisi belki. Sağlam çünkü olup olmayacağını ne zaman anlayabiliriz? İşte terazi döneminin son dönemi, akrebe bağlanacağı Ekim döneminde. Ekim döneminde görüyoruz. Çünkü akrebe bağlandığı zaman akrebe o zamana daha kadar, çok sağlam evet, alır bu tabii, durumu. Tabii tabii. Zaten ülkenin burcu bağımlılık akrep geliştiren bir yani, burç olduğu için. Terazi adaleti şey sağlarken adaletin hani daha güvenli evet, hale her gelmesi. Her şeyi aslında eşitledikten sonra oturacak tabii, taşlar yerine değil eşit mi? Eşit hale gelecek evet, her o dönemi şey. Denge o zaman söz konusu olacak. Evet. Her ne kadar terazi dengesiz gibi görünse de ama adaleti sağlayan en iyi burçtur. Asıl dengeyi zaten sağlayan da odur yani. Yükselen burcunuzdan dolayı. Yani işte var çünkü bu her zaman için hani o etkiyle mesela hareket edersiniz. Hani karşı tarafı hep dengelemeye ve olayları dengelemeye, artıyı eksiği kefeye koymaya evet, çalışırsınız. Tabii bunu sağlarken karşıdaki görüntü belki dengesiz olabilir ama siz evet, o sırada bir o tarafa koyuyor olursunuz evet, zaten. Evet, evet. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor umarım. Sadece şu bir, iki gün özellikle 6'sı ve 7'si. Sevgili seyirciler, Ağustos 6 ve 7 bizim için birazcık olumsuz. Tabii olumsuz düşünmeyelim. Belki olumsuzu olumluya çevirebiliriz ama o günler içerisindeki özellikle etrafımızdaki insanlarla iletişimimize vereceğimiz kararlara birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkünse ben o gün çıkmayayım ve izinliyim ben zaten. Yokum burada. O yüzden kapatın kendinizi, kimseye bulaşmayın. Evet, evet, son olarak sözlerinizi alalım Emel Hanım. Son olarak yeni ayın Aslan'da olduğu dönem biraz daha
perspektiflerimizin çok gelişeceğini, dünyaya bakış açımızın çok daha geniş olacağını, artık at gözlüğüyle bakmayacağımızı gösteren bir işaret gibi geliyor bana. Umarım siz de at gözlüklerini artık çıkarır kenara koyarsınız. Gözlüksüz bakmanın daha şeffaf saydan bakın. Göz numaranız büyük de olsa aslında iç gözünüzün her şeyi görebileceğini fark ediyorsunuz. Gönül gözüyle bakalım. Tabii ki. Tabii ki. Doğru söylediniz. Evet. Evet tabii ki. Yani gerçeklerden kaçmamamız gerekiyor. Hı-hı. Ne kadar gerçeklerden kaçarsak o kadar çok sorunlar, sıkıntılar birikiyor ve olumsuz şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşin içinden çıkmaz hale gelebiliyoruz. O yüzden Emel Hanım'ın da tavsiyelerini dinliyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da gökyüzünün değerlendirmesini, bir haftanın değerlendirmesini ve önümüzdeki bir haftanın değerlendirmesini yapmaya çalıştık. İnşallah güzel şeyler bekliyordur. İnşallah olumlu bir şekilde her şey karşımıza çıkar diye umut ediyoruz. Evet, bugün yine bir programın daha sonuna geldik efendim. Haftaya görüşmek üzere, şimdi hoşçakalın.